şöyle mikrofonu ben uzatayım. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kısaca sizleri bir tanımak isteriz. Çarşamba Kızılot Mağarası'nda oturuyorum. İsmim Hacı Bey Aydın. 20 yıldan beri fındık işleriyle uğraşıyoruz. Ve de amele'den çok bıktık. Yani amele bizi çok uğraştırıyor. Çok pahalıya mal oluyor. Onun için bu hassas hanım makinesini almaya karar verdim ve de çok mutluyum. Peki abi biraz soru cevap şeklinde gitmek istiyoruz. Tabii normalde şimdi üretici firma Hasasan her firma olduğu gibi ürünü satmak ister, pazarlamak ister. Tabii ki mutlaka. O onun hakkıdır ama biz çektiğimiz programlarda en büyük olayımız şu. Geliyoruz birebir makineyi kullanan veya bu tarımdaki gelişmeyi, teknolojiyi kullanan insanlarla söyleşi yapıyoruz ki evet. Gerçekten bu insanların işine yarıyor mu? Şimdi bu, isterseniz bu makineye girmeden önce bu bölgede genel bir fındıkçılıkla ilgili sizden bilgi almak isteriz. Yani siz ne kadar bir araziyi topluyorsunuz? Bundan önce kaç kişiyle topluyordunuz? Şu anda bu makineyle beraber kaç kişiyle topluyorsunuz? Ben 35 tonum arazi topluyorum ve de bu 150 amele yapıyor. 150 amelen de 12 bin lira yapıyor. Ben bunu bir çocukla 10 günde topluyorum. 20 ameliyle topluyorum. Yani ciddi manada ameliyeden faydanız evet, oldu. Evet, faydamız tabii ki oldu. Evet. Ne demek? Olmaz olur mu yani? Evet. Hem de fındığı dövüyorsun, akşam eve götürüp seriyorsun tertemiz. Evet. Peki makine tabii biz daha önceki çekimlerde dediğim gibi Adapazarı Düzce taraflarına çekmiştik. Bu tarafa yeni girdi. Bu tarafta özellikle siz nasıl karar verdiniz almaya? İlk denemelerde ne gördünüz? Burada bu çok düşünülüyor. 5 seneden beri düşünülüyor. Ama daha kalitelisi çıkar mı acaba? Gibi millet tereddütte kalıyor. Yoksa makineyi herkes almak istiyor aslında. Ama alırsa mutlu olur. Ben aldım mutluyum. Evet. Peki siz kaç kişiyle, 3 kişiyle mi topluyorsunuz buradaki fındığı? 2 kişiyle toplayayım. 2 kişiyle topluyorsunuz. Evet. Çocuk ölümden üflü zaten. Biz 2 çocuğuna, 1 çocuğuna toplayayım ben bunu. Evet. Ne kadar bu sene topladınız mesela? Kaç ton? Günde 1 ton topluyorum işte. 1 ton topluyorsunuz. Her gün 1 ton fındık toplayayım 2 kişi. Yani o zaman herhalde 1-2 sezonda makineye verdiğin parayı işçilikten amorti ediyor rahat. Evet, evet. 3 senede amorti ederim. En son 3 sene. Evet. Yani 2 senede de olur da 3 senede daha rahat olur. Tabii bunun yanında normalde daha önce biz fındığı burada işte topluyorduk, çuvalla koyuyorduk, evet. Romorka koyuyorduk, eve evet. Götürüyorduk, seriyorduk, işte patoza vurduruyorduk. Bir sürü hikaye vardı. Evet. Bunların hepsini tarla tek başına yapıyor. Bunları şimdi ben çuvalları akşam eve götürüyorum, havluyu sereyim, yarın akşam kaldırayım kuruyu hemen. Tertemiz fındık hem de havluda işgal de etmiyor. Evet. Yani işgal de yok havluda. Çok temiz oluyor. Evet. Peki buradan fındıkçılara seslenirsen ne demek istersen makineyle ilgili? Fındıkçılara hiç düşünmesin derim. Alsınlar derim. Çünkü bu makinenin içinde daha değişik bir şey olacaksa zaten bunlar da olacak. Onun için diyorum. Yani şu anda en son çıkan teknoloji bu. En son çıkan teknoloji bu. Yani yarın bir dahaki sene başka bir teknoloji çıktı bu makinenin içinde değişik bir parça koydular. Zaten bunlara da olacak. Evet. Tavsiye edersiniz. Evet, tavsiye ediyorum, evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Evet, Hayrullah Bey, tekrar size dönelim. Şimdi şimdi burada ne kadar bir alana, ne kadar bir sürede topluyor, onu sormak istiyorum. Şimdi, bir de makineyle ilgili biraz isterseniz çalışma sisteminden. Tabii artık insanlar, fındıkla uğraşanlar biliyorlar ama bilmeyenler için bildiğim kadarıyla bir benzinli motorla beraber çalışıyor. Ondan bahsedelim. Ondan sonra da bizim makinemizin çalışma sistemini, yani Hasasan makinesi nasıl çalışıyor, sizden almak isteriz. 10 dakikada hemen hemen 2 dönüm yeri toplayabilme özelliğine sahip. Yığınlama özelliğine sahip. Herhangi bir zorluğu yok. İşte ağırlık, işte tutamama, götürememe, işte herhangi bir problemi, zorluğu hiç yok makinenin. Yani sadece ayarlıyorsun gidişini. Sıralardan gidip geliyorsun. Yığınlıyor. Tek özelliği bu. Dolayısıyla diğer arkadan gelen makinenin işini kolaylaştırıyor. Arkadan gelen, ya üfleme ve tırmıklama olayı bitiyor. Tamamen bitiyor üfleme ve tırmıklama olayı. Yani bir kişi elini alsın akşama kadar çok rahat bir şekilde 40-50 dönüm yeri yığınlama yapabilir. Çünkü hiçbir zorlu yok. Tamamen basit. Sıraya gidip geliyorsun, fındık ortada. Tamamen olay bu. Bu da ovadaki işçiliği tamamen azaltmak için. Yani 2200'ün iş gücünü tamamen azaltmak için yapılmış bir makinedir. 2200'e zaten yığınlama yapıldıktan sonra 2200'e pek de bir şey kalmıyor. Hortumlarla fındığı çekmek ve dövmek. 2200'ünde zaten çalışmasıyla alakalı hiçbir problem yok. 2200'e yığınlama yapıldıktan sonra fındık toplama miktarı da artacak bu sefer. İşte öğlene kadar işte yığınlama yap, öğleden sonra atıyorum, bir ton toplayacaksa, bir ton toplayacaksa 2 tona çıkacak, 1,5 tona çıkacak. Evet. Biraz da bu insanların çalışmasına da bağlı tabii ki. Ya bu fındıkçı bizim için çok iyi oldu, ovada çok iyi oldu. Biraz da o zaman Hasasan'dan bahsedelim. Şimdi Hasasan evet. Normalde biz sayın seyirciler daha önce geçen yıl özellikle ve önceki yıl Adapazarı, Düzce o bölgelerde
Özellikle eğimli arazilerde de sizler için denedik. İnşallah bugün yarın burada da yarın eğimli Ayvacık tarafında eğimli arazilerde de çekimlerini yapacağız. Ama biliyorsunuz özellikle Ordu, Giresun bu taraflar daldan topluyorlar diye yeni yeni yere geçtiler. Ve makine daha doğrusu bu bölgeye yeni girdi. Özellikle hala Giresun tarafından daldan toplayanlar var. Onlar da zamanla bu teknolojiyle beraber yere ineceğine inanıyorum. Bu makine bu bölgeye, Samsun Çarşamba bu bölgeye yeni girdi. Bu sene yeni girmesi vesilesiyle ovadaki çalışma sistemi nasıl? Onu biz almak istiyoruz Hayrola Bey'den. Buyurun. Şu anda ovada makinemiz çalışıyor. Makinemizde hiçbir sıkıntı yok. Sadece insanların makineyi biraz daha acemilik çektiklerinden dolayı ya bilmiyor şimdi makineyi. Bu sene daha ilk defa gelmiş. Şimdi adama gösteriyorsun, ediyorsun ama teorik olarak da bunu biraz kavraması gerekiyor. Binişlenmesi gerekiyor makine hakkında. Yani makine ne yapıyor? İşte havayı açarsan ne yapıyor? Tane ayarıyla oynarsan ne yapıyor? Biraz da bunun binişlendiği zaman makineyi kullanmak zaten daha da çok rahatlaşıyor. Makineyle alakalı şu anda hiçbir sıkıntı yok. Evet sayın seyirciler, sektör analiz programında devam ediyoruz. Şimdi ben yine Hacı Bey'e dönmek istiyorum. Abi şöyle mikrofonu ben size uzatayım. Tabii bu bölge için siz önemli bir önder çiftçisiniz. Şunu sormak istiyorum. Tabii bu bölgede makineyle toplama olayını insanlar bilmiyorlar. Yani yeni girdi. Evet, bilmiyorlar. Şimdi isterseniz ilk aşama aşama neler? Bunu pazarlayan firmadan ziyade kullanıcı olarak sizin anlatmanız daha iyi olur. Yani makineyi tarlaya getirdik. Kaç beygir traktörle başlıyor. En son aşamaya kadar bütün aşamalarını, yani nasıl çalıştığını sizin dilinizle bu bölgenin 50, insanı 50 dinlemek beygir, ister. 50 beygir motorla çalıştırıyorum. Sabah hassasan makinemi yağlayıp geliyorum tarlaya. Saat 9'da başlıyorum. 3 saatte 500 kilo fındık toplayayım. Öğleden sonra 3 saat daha çalışayım. 500 kilo da fındık toplayayım. Günde bir ton fındık toplayayım, tertemiz gideyim eve. Hiç evet. Öyle tıkanma, dırıkma, toprak, şu bu hiçbir şey bırakmadan. Doğrusunu boşunu tekine hepsini ayırıyor. Tarlayı tertemiz yapıyor gideyim. Evet. Dolayısıyla sana yapacak pek bir iş kalmıyor. Bana yapacak bir iş kalmıyor zaten. Peki, teşekkür ederim. Gördüğün gibi zaten tarla görünüyor. Evet, yani tabii burada en büyük artılarından bir tanesi de özellikle dip temizliği yapılmış oluyor otomatik. Evet.